İyi akşamlar Kamiller. Vay be. Hastamız nasıl? Orço. Bilemediniz. Doktor Orço. Dört o ile. Pilavı tutuyor. Fi. Ya Orço bir dakika, bir dakika şimdi. Sen böyle doktor kıyafeti giydin diye bütün hemşirelerin sana yüz vereceğini sanıyor musun yani ciddi ciddi? Ya hemşire olur, doktor olur, hasta olur, hasta bakıcı olur, hasta yakını olur, hasta uzağı olur. Ha! Artık kısmetse bahtımıza ne çıkarsa artık yani. Ay yemin ediyorum sapık bir ya. Ya arkadaşlar, arkadaşlar siz hiç duymadınız galiba. Hastanelerde ölüm denen acı gerçekle yüzleşen. Aman dünya fani, ölüm ani, bir kere öptürsem ne olur yani psikolojisiyle dolaşan bir sürü kadın var. Ha! Yalnız Orçacığım kusura bakma ama yani hiçbir acı gerçek bir kadını seni öpecek psikolojiye sokamaz arkadaşım. Siz öyle zannedin. Bugün buraya gelene kadar tam tamına 7 tane hemşire gülümsedi bana. Vallahi eğer mesele gülümsemeyse... Yani senin bu doktor kıyafetine ihtiyacın yok oğlum. Biz sana her halinde gülüyoruz. Ama ağzımızla gülmüyoruz. Vallahi paşacığım, biz doktorlar olarak tıp dilinde senin bu içinde bulunduğun psikolojiye ne diyoruz biliyor musun? Fetetus çekemezomani. Biz de senin gibilere halk arasında Allah akıl fikir versin diyoruz ama Kadir Mevlam vermiyor işte. Belki de kapasitesi bu kadar paşa. Başla. Bu ne biçim hastane ya? Yarım saatten beri bekliyorum. Bir tane hemşire doktor yok mu ya burada? Hanımefendi. Merhaba. Ben Doktor Orçun Çolak. Dört o ile. Peki bana yardımcı olabilir misiniz? Hanımefendi. Biz Hipokrat yeminimizi bugünler için ettik. Kusura bakmayın. Yarım saatten beri gelen giden olmadı. Gerginim biraz. Hanımefendi. Gerginlik benim uzmanlık alanımda. Yalnız bir saniye sizi şurada bekleteceğim. Hasta yakınlarımla konuşmam gereken bir şey vardı. Bir saniye lütfen. Ne oldu Kamiller ha? Ne oldu? Ay be! Neyse canım sizinle kalmak isterdim ama muayene etmem gereken cıvırlar var. Sen cıvırlar var. Hanımefendi şöyle geçin ben size bir muayene edeyim. Ay yok yok ben hasta değilim. Siz değil misiniz? Kim peki hasta? Dedem. Lağman yapılacaktı da gelen giden olmadı. Lağman mı? Neyse ki siz yetiştiniz imdadımıza. Dedeciğim, bak doktor bey sana lağman yapacak. Hanımefendi, tabii benim üstüme vazife değil ama... Sayın Doktor Orçun Bey, Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en mükemmel, en iyi bevliye uzmanıdır. Yani dedenizi muayene ederken bir de bevliye muayenesi etsin, hiç pişman olmasınız. Çok iyi olur. Tabii siz şöyle geçin. Buyurun, önden gidin. Bir tutturacaktık. Şimdi tutuyoruz. Siz hiç merak etmeyin kanki canfiklerim. Neyse ki aranızda... Ay. Siyah kuşak sahibi, beşinci dan, aikidocu bir arkadaşınız var. Os. Kimin çekmecesinden çaldıysan onu geri koy. Hakikaten lan bunun kemerin sahibi var ya seni haşet ederler ha. Ya oğlum yine çekeceğim filmlerinde de hep öyle olmuyor mu? İlk önce çekiçenle böyle alay ediyorlar. Ondan sonra çekeceğim bunların ağzını burunlarını patlatıyor. Yalvarmaya başlıyor Kamiller. Ay ne olursa kurban olayım çekicen abi vurma. O çekik gözlerindeki çapağını yerim diye. Ne lan öyle? Ne oldu? İlgini çeken bir hafta galiba. Evet. Edalikledi. Hayvancılık kısmı. samimi itiraf en azından dürüstçe. Gülün Kamiller, gülün. Arkadaşınızın aklına öyle bir fikir geldi ki... ...kazanacağım paralar sayesinde piyasalar likit sıkıntısına düşecek. Orçucuğum, sana destek lazım. Desteksiz atmak tehlikelidir. Destekliyor. Siz bana köstek olmayın yeter oğlum. Göreceksiniz. Orçun'un 500 mumluk balıkçı tezgahı ampulü gibi parlayan zekasını. Ve işte özel Orça yapımı glikozlu ballar çatışa hazır. Hay be! Orçun! Ya bu ne? Bal içine girdim güzel kardeşim. Duymadın mı Kamil? Bal bu yılın en çok satan ticari maddesi oğlum. Vallahi duydum Elif Hanım.
Gidinmişler, bal tutan parmağını yalar güzel kardeşim. Peki, bal satan birisini yalar. Birisini? O da parmağını yalar. güzel kardeşim, para sayarken parmak yanılır değil mi? En azından para sayma makinesi alana kadar. Vallahi sen yine de öyle büyük hayallere kapılma bence. Çünkü hayalleri büyük olan hayal kırıklıkları da büyük olur derler. Desinler, onu diyenler gelip benim... Vallahi onu yiyeceksin. Yavruna, bu yiğidi. Allah ulu oğluna. Sevgili öğrenci arkadaşlarım. Beni dinlemeni değil, şiddetle tavsiye ediyorum. Ha kızım ya, ay bunun elindeki ne ya? Böyle balık yağı satıcısı gibi. Bu çakma Şarlo yine komiklik yapacak herhalde. Bugün burada size şifa dağıtmaya, kuvvet dağıtmaya, hatta ve hatta zeka dağıtmaya geldim. Ney? Ney? Zeka mı dağıtıyormuş? Vay arkadaş. Arkadaşlar, arkadaşlar, bu bal %100 yerli, kendi imalatımızdır. Bakın, arada aracı yok, komisyon yok, distribütör yok, vergi desen hiç yok ya. Stopajı, devriyajı, hatta ve hatta ambalajı bile yok. Vallahi bak, doğrudan imalattan halka veriyoruz biz bunu ya. Bu kadar basit yani. İmalattan doğrudan halka. Ne dağıtıyor acaba? Çok merak ettim. Neyi merak ettin oğlum? Herifin kostümünü görmüyor musun? Bal satıyor işte. Sevgili arkadaşlarım, size bal getirdi. Hem de hakiki, orijinal bal gibi bal ya. Yemin ederim bal. Ya ben bu gereksizi bir gün kulaklarıyla kamyon çekerken falan düşünürdüm de... ...bu halde göreceğim hiç düşünmezdim ya. Hem bu balları nereden buldun? Ne bileyim. Bal var, balcık var arkadaşlar. Dedim de aklıma da geldi ya. Söylemeden geçemeyeceğim güzel kardeşlerim. Hemen söylüyorum. Ay yok ya. Söylemesin ya. Ben biliyorum onun ne söyleyeceğini yine. Of ya. Canım benim. Ballarımız kalplerdeki kırıkları da gideriyor. Ha! Değerli öğrenciler. Ballarımız sadece tek çeşit değildir. Çeşit çeşittir, çeşit çeşittir. Onun çileklisi var, vanilyalısı var, tırtıklısı var. Allah Allah. Çok affedersiniz. Çok özür dilerim ya. Bu başka bir üründü. Karıştırdım, çok özür dilerim. Çok affedersiniz onu. Aa, iyice kafayı yedi bu. Ay, acaba Esma Sultan bu maymunun böyle bal sattığını biliyor mu? Sanmam. Okula böyle seyyar satıcı, pazarcı falan sokmaz. Gelelim balın faydalarına. Konuşma sana kendi aranda. Kendi aranda konuşup duruyor burada. Bir şey anlatıyoruz biz. Lan yarabbim. Evet, sevgili arkadaşlarım, gelelim balın faydalarına. Bir kere bal yiyen üşümez, terlemez, hasta olmaz, hapşırmaz, acıkmaz, susamaz, hatta ve hatta uyumaz. Evet, bu baldan yiyenler tam tamına 100 sene yaşıyor. Allah, yanlış duymadınız, 100 sene yaşıyor. Hadi 10 senede benden ektim size 110 sene. Eğer 110 yaşından önce ölürseniz gelin kardeşim paranızı iade edeceğim. Vallahi billahi paranızı iade edeceğim ya. Bizde yalan dolan yok. 110 misli paranızı iade edeceğim. Evet. Ben de bu maldan kullanıyorum arkadaşlar. Ben de bu balı yiyorum. Şimdi size balın fiyatını açıklıyorum. 19 euro 99 kuruş. Evet, evet. Yanlış duymadınız. Başı euro, sonu kuruş. 19 euro kaç lira ediyordu? Şimdi 1 euro çapraz kurdan 1.8 dolar olduğuna göre... ...bu durumda pariteyi biz 55 alırsak... ...Dow Jones Endeksinin Tokyo borsasına göre çıkışını da göz önüne alırsak... ...altın fiyatları da bayağı bir fırlama gözükebilir ya. Bayağı fırlayacak yani. Sen biraz daha konuşmaya devam edersen ben fırlatacağım bir şeyler sana buradan. Müsaadenle hesap yapıyorum. Başlatma hesabına. Almayacaksın o baldan. Ben ne arkadaşım? Alacağım. Almayacaksın. Sevgili arkadaşlarım. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Şok üstüne yine şok olacaktınız. Bu balı kullanan ünlüler de var. Bak nasıl, nasıl, nasıl da bakıyorsunuz. Şaşkın, şaşkın, şaşkınlar sizi. Evet, bu balı megastar kullanıyor. Ne oldu? Ha ne oldu? Ha bakışlara bak, bakışlara bak. Ha! Sahne performansını bu bala borçlu.
Keza Michael Jackson. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsan. Kendisi çok iyi sanatçıydı. Mekanı cennet olsun. Bu bal sayesinde beyazladı. Ya. Şahin K. Her film öncesi bir kavanoz bal bitiriyor. Şimdi arkadaşlar. Bakın eğri oturalım doğru konuşalım. Farz edin ki bu balı beğenmediniz. Öyle bir ihtimal yok ama. Oldu ki paranızı size geri ödemedi. Ki yapmayacağım şey değil. Ödemediğim paraları Türk Arı Esirgeme Kurumu'na bağışlıyorum arkadaşlar. Oradaki zavallı, öksüz, kimsesiz yetim arıları yetiştirebilmek için. Hadi bakalım. Bal almak isteyen yok mu? Bal almak isteyen yok mu kız? Allah bereket versin. Adına. Bu bal cilde iyi geliyor. Vallahi bal. Gerçekten. Giremediniz mi? Daha denemedim. Daha. Kendim giremedim. O zaman bu baldan iyi. Vallahi bal. Bu baldan yiyen zengin koca buluyor kız. Kız almak istemez misin? Ne istemiyor bu? Kirisini alsın bal. Kaç para? Aslında 27 lira ama sana 25 liraya valla. Al canım. Giyince de tam 25 varmış ha. Tüccar Orço iş başında. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şu elimde görmüş olduğunuz balları kendi özel eğitimli arılarım itina ile yapmaktadır. Orçuncuğum. Ha canım. Şimdi okul sana tarım haftası nedeniyle bal satmana izin verdi. Tamam ama sen bu ballarından emin misin? Bak piyasada bir sürü sahte bal varmış. Allah Allah. Bir saattir ne anlatıyorum ben burada Elçin'cim ya? Benim arılarımın hepsi eğitimlidir. Özel A9 arı yetiştirme çiftliklerinde eğitim almışlardır hepsi. Hem öyle zaten her çiçekten de bal almazlar ki. Koklanmamış çiçeklerden bal alırlar ki kokusu bitmiş bal yapmamak için. İşte böyle eğitimli ve düşüncelidir benim arılarım. Neyse ben uyarımı yapayım da sana. Allah'ım yarabbim ya uyaracakmış beni. Elçinciğim. Bal işi öyle arabayı uçurumdan aşağı yuvarlamaya benzemez. Ne oldu? Okuyan öyle anı aldı. Orça. Seninle de hiçbir şey konuşulmuyor ya. Evet. Güzel ballardan... İlkan Can Cavin gireyim. Siz bal almak ister misiniz ha? Yemezseniz ağda yaparsınız. Yani böyle sen o balı al kafana sür tamam mı? O iki karışlık aklında havalara uçmasın yani. Kızım bendeki akıl Stephen King Kong'da bile yok be. Ne diyorsun sen? Ne konuşuyorsun öyle cahil cahil? Ay bu maymun iyice saçmalamaya başladı. Ne oluyor bakayım burada? Kaynananız seviyormuş öğretmenim. Ballar bitmeden yetiştiniz vallahi. Ona ne şüphe. Kaynanam tabii ki de sevecektir beni. Kaynanam olma şerefine nail olduğunda. Ama ben senin burada kantinde ne üdüğü belirsiz... ...sağlığa zararlı yiyecekler satmanı hiç sevmedim Orçuncuğum. Öyle demeyeyim, öyle demeyin ama ya. Ben burada tarım ve hayvancılık haftasını idrak ediyorum. Bana teşekkür etmeniz lazım. O zaman... Ben de bir idrak edeyim de bakalım nasıl oluyormuş. Dur bir dakika. Aç bakayım güzel ağzını Melisciğim. Sen de aç benim güzel tatlıcığım. Dudaklarım bal yesin diye bakayım. Oh. Şimdi bu balcığın tadına bakma sırası bende. Başka bir kavanozdan bakayım da bu bal mundar olsun. Ah.
tadı damağınızda kaldı değil mi? Ay be. Parasını ver. Ne hızlı yumruklıyor parasını ver. Yine açtın kavanozun kafanı. Kime satacağım açtın bunu parasını ver. Ya yetkili bir kimse yok mu burada? Parasını ver ki ne ona?